Çok teşekkür ederim size sevdiğim. Kesiyorum. Hadi bakalım. Kes. Kesemedim, kestim. Kaymaklı yeraltı şehrine geldik. Ama eğer gene giriş 50 liraysa buna da girmeyeceğiz diyor Sera. Ama 50 liralık benzin yaktık gelene kadar zaten. Ya buraya kadar bakalım. Gelmişiz. Yeraltı şehri görmeyelim mi? Sagen Sie nochmal Weltkulturerbe Liste der UNESCO. Almanca yok bende. İngiliz. UNESCO koruması altında sayılı yerlerden biriymiş burası. Kaymaklı yeraltı şehri. O kadar Almancamız var herhalde. Üretim bahsene. En artık alt, yani gidebileceğimiz en alt kısma doğru gitmeye yaklaştık. Evet, son noktada olduğumuz belli. Artık insanlar çıkmak için sıra bekliyorlar. Yeryüzüne doğru şöyle çıkıyoruz. Bu sağ ve solda yaşayanlar oturma odaları var. İlk çiftçiler, ondan sonra köleler, ondan sonra din adamları, ondan sonra da kral, kraliçe, kimlerse artık onların oturma odaları varmış. This is the first place where tandoori shish kebab was cooked. In to out or out to in, there is air circulation. So no matter how long you stay here, you'll find fresh air unless you... Ben o tarafı merak ettim. Işığa doğru gidiyoruz artık. Koridorun sonunda. Gittiğimiz bir yerde köpek mıncırmazsak olmaz. Habitimizdir. Patilerini yerim senin patilerini. Bence sen bu vadiyi seveceksin. Bana bir sürü laf ettin ama... Zara Vadisi'ne geldik. Biraz yürüyeceğiz. Ardından dönüş yoluna geçeceğiz. Bak 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 bak. Yine geleneği bozmuyoruz ve geldiğimiz yerde bir yavru köpecik. Sen burada ne yapıyorsun sen? Nasıl güzelsin sen? Sen burada ne yapıyorsun sen? Tüyleri niye bunun böyle uyuz? Evet, bir uyuz olmuş. Uyuz olmuşsun sen ya. Sevgili dostlar, Ihlara Vadisi'ne geldiğinizde böyle bir nehir var. Ve her restoranın böyle şark köşeleri var. Bayağı yer masası. Şöyle yandan göstereyim. Bir sürü daha var. İstanbul'a gece artık 1'de mi 2'de mi ne varacağız ben de bilmiyorum. Geç varacağız. Çok yol var. Benzin çok gidecek. Şurası da var. Hayret. Nasıl böyle yol dışında absürt bir yere saptık. Ne abartma be. Dönüş yolu birazcık daha off-road takılıyoruz. Ama daha güzel çünkü normal insan yapımı yol gibi değil. Biraz daha doğal bir yol gibi. Göstereyim bakın. O bizim az önce geçtiğimiz nehir. Bu sefer solda kalıyor. Ama ay garibanlar orada kalmış ya. Hiçbir yere gidemiyorlar. Evet, nehir gördüğünüz gibi yanımızda. Ve Elf Ormanı'ndan şimdi geçiyoruz işte kırmızılar içinde. Bence Ihlara Vadisi'ni es geçmemek doğru bir karar olmuş. Teşekkür ederim sevdiceğim. Dolayısıyla insanlığa ulaştık. Artık İstanbul yolcusu. Artık dönüyoruz. Bütün geziyle ilgili olan yorumlarımızı da sonradan yapacağız. Geçelim. Hadi bakalım. Saat 3.30. İstanbul'a ulaştım. Vlog da burada bitti. Bütün yorumları ve tatille ilgili düşüncelerimi, tavsiyeleri videonun sonunda yapacağım. Hadi artık uyku. Görüşürüz. Ve selam millet. Kapadokya'dan döndüm. İlk iş zaten sakallarımı kestim. Bayağı cici oldum. Şimdiki Kapadokya'ya gideceklerle ilgili böyle bir Seray'la yorum çekmek istedik. Fakat Seray'la tabii şu anda aynı yerlerde olmadığımız için ben hani en kısa sürede de videoyu editleyip paylaşmak için bu videoyu çekmeye karar verdim. Şöyle Kapadokya deyince 3 tane şey çok fazla tekrarlayacak. Balon,
testi kebabı ve peri bacası. En çok bunları duyacaksınız. Biz 4 gece 5 gün gittik. İstanbul'dan arabayla gittik Kapadokya'ya. Yaklaşık molalarla beraber 10 saat falan sürdü yaklaşık. Kaç defa mola verdik, kahvaltı molası verdik, işte aralarda tuvalet molası, ihtiyaç molası, sürücü değişti falan. Sonuç olarak akşam üzeri böyle 4 gibi 5 gibi Avanos'a ulaştık. Bizim otelimiz Avanos'ta Terrakota Otel'de. Çok yeni açılmış, bu sezon açılmış. İlk sezonları gayet güzel bir hizmetleri var. Çok güzel bir otel. Tavsiye ediyoruz buradan. Şimdi size bazı öneri ve tavsiyeler vermek istiyorum hızlı hızlı. O yüzden videoyu biraz editleyeceğim, böyle bir çırpıda söylemeyeceğim. Kesinlikle gittiğiniz otelden bir broşür alın. Yani işte gezilmesi gereken yerler, görülmesi gereken yerler ya da internetten bir araştırma yapın. Çünkü her alan arasında 15-20 dakikalık bir yol kat etmek gerekiyor. Bizim aracımız olmasa çok zorlanırdık. Yani taksiyle maksiyle olacak iş değil. Yani bilmem ne vadisi 15 kilometre ötede, işte Göreme peri bacaları 15-20 kilometre mesafede, sıra sıra böyle bir rotasyon belirlemek çok mantıklı bir hareket olacaktır. İkinci olarak müze kartı kesinlikle çıkartın. Eğer Gümüş. Müze kartı çıkartmak 25 veya 30 lira. Fakat müze kartınız yoksa işte Göreme Açık Hava Müzesi, bilmem ne kalesi, hepsinin girişi 40-50 lira. Ama müze kartı alırsanız ücretsiz ya da çok cüzi 3 lira 5 lira gibi bir meblağ. İkinci ana husus yemek. Çok fazla turistik yer var. Yani fiyatlar acayip şişirme. O yüzden biz Zomato uygulamasını kullanırdık. Kapadokya, Nevşehir bölgesinde Zomato hiç yok. TripAdvisor uygulamasından restoran sekmesini seçin. Yorumlarını güzel olarak işaretleyin. Güzel yorumlanmış ve tavsiye ettiği yerlere gittik biz genel olarak ve çok memnun kaldık. Testi kebabından bahsedeyim. Her yer testi kebabı yapıyor ve acayip bir sunumla getiriyorlar. Böyle yanar döner, işte seramik, işte kırıyor oradan, oradan duman atıyor, işte etler falan çok lezzetli. Fakat gerçek testi kebabı değilmiş hiçbir tanesi, biz de bilmiyorduk. Gerçek testi kebabının yapılması 4-5 saat kadar sürüyormuş. Onu böyle odun ateşinde yapıyorlar. O böyle et artık iyice yumuşacık, ağzı erecek şekilde oluyor. Bunu yapan çok 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 sayılı restoran kaldığı için artık birazcık bulmak zorlaşmış. Yani bir gün öncesinden rezervasyon yapmak gerekiyormuş yapılan yerlere. Testi kebabını ben gördüm. Wok tavada böyle çevirip ondan sonra bu minik testilere koyup sunumla getiriyorlar. Gerçek testi kebabı öyle değilmiş. Yani onunla kanmayın. Balona binmek. Şu an bizim herhalde birazcık böyle zor dönemde olduğu için Türkiye. Balona binme ücreti kişi başı 175 euro. Yani şimdi 175 euroyu vermek bize, yani biz istemedik açıkçası, bize çok pahalı geldi. Benim psikolojik sınırım zaten euro olduğu zaman direkt geçiyor yani. Bu sebepten ötürü balona binmedik. Fakat balona binmeyince balonun kalkış yerlerine gidip sabah 3.30-4 gibi gidip kalkışlarını izleyebiliyorsunuz. Biz onu da beceremedik çünkü hava durumunu kontrol edip otelinizden veya bunların paylaşıldığı bir işte hava kontrol yeri varmış. Hava rüzgarlıysa, fırtınalıysa ya da türbülans gibi bir şey varsa bir gün öncesinden iptal ediliyormuş. Biz bunu araştırmadığımız için sabah 3.30'da kalktık, arabayla gittik, bulamadık, edemedik. Balon kalkışını, o Kapadokya'nın meşhur, seyredemedik. ATV turları var. ATV turları, at turları var. Bunlar da böyle 1-2 saatçe, saatlik atıyorum 150 lira, 100 lira gibi. Biraz topik rakamlar olduğu için biz gene tercih etmedik. Sonuçta başka yerlerde de yapabiliyorsunuz. Eğer araçla gelecekseniz bence arabanıza bir böyle 15 kiloluk köpek maması alın. Çok fazla sokak köpeği gördük ve gerçekten kemikleri sayılıyordu. Belli ki çok fazla beslemiyorlar. Bir başka şey, gitmeden hava sıcaklığına kesinlikle bakın. Yani karasal iklim soğuk olur dedik. Şu an İstanbul mesela 13-15 derece soğuk. Kapadokya daha soğuk olur diyorduk karasal iklim. Nevşehir bölgesi biz gittiğimiz zaman 27-28 dereceydi. Piştik. Biz hep böyle pantolon, kazak, hırka, işte yok daha üşür müyüz, kalın çoraplar, bot gibi böyle şeyler aldık. 27 derece olunca tabii bayağı zorlandık, sıcaktan bunaldık. Biz şapka da almadık, güneş gözlüğü bir tek seri almış, ben almamışım. O yüzden bence kesinlikle bir şapka, bir güneş gözlüğü edinin. Rahat yürümelik eşofman altları, böyle vadide toz toprak içinde birazcık harap olmasını göze aldığınız spor ayakkabınızı alın. Yeraltı şehirleri çok güzel. Böyle 4 kat 5 kat yerin altına iniyorsunuz ve bence yapabiliyorsanız bir turist kafilesine takılın. Oranın tur rehberi anlatıyor çünkü çok, yani biz öbür türlü böyle cahil cahil geziliyor. Kızıl Vadi'de arkadaşlar 4-5 farklı rota var. 3 kilometre, 5 kilometre, 2 kilometre. Onlara biraz dikkat edin. Biz kayboluyorduk az kalsın. Rotadan çıkmamaya gayret edin. Bütün bu yorumları yaptıktan sonra demem o ki bu tarz yerleri gezmek çok güzel. Sadece restoranlarda içtik. Şarap masa, onu söylemeyi unuttum. Kapadokya'nın, Nevşehir'in kendi şarapları meşhur.
Şarap mahzenleri var, şarap evleri var. Gidip kendi damak zevkinize uygun, daha yumuşak, daha içimi kolay şaraplar tadabilirsiniz. Bu kadar. Bunu videonun ya sonuna koyacağım ya başına koyacağım, bilmiyorum. O zaman Gümüş'le bay bay diyelim. Hadi bay bay.